Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte artık dev derbiyi konuşacağız. Beşiktaş bu akşam Tüpraş Stadyumunda saat 19'da başlayacak mücadelede Galatasaray'ı konuk edecek. Hızlıca canlı yayın noktalarımıza kameralarımızı çevirelim. Ekip arkadaşlarımız bizi bekliyor ki gün boyu tüm gelişmeleri bizimle paylaşacaklar. Furkan Yıldız Dolmabahçe'de. Nevzat Demir tesislerinde Engin Can Çelik bizi bekliyor ve Florya Metin Oktay tesislerinde de Emre Kaplan. Önce hemen Dolmabahçe'ye gidelim. Tüpraş Stadyumunda artık son hazırlıklar yapılıyor. Furkan Yıldız, sen neler aktaracaksın bize? Söz sana bırakalım. Ceyda, çok teşekkürler. Dolmabahçe'den bizler de iyi pazarlar, yayınlar dilelim. Öncelikle havayla başlamak istiyorum. İstanbul'da şu an için şu saat itibariyle güzel bir havanın olduğunu aktaralım. Hava sıcaklığı şu an için hissedilen sıcaklık yaklaşık 12-13 derece civarında. Maç saatinde ise bu sıcaklığın 9-10 derece civarına inmesi bekleniyor. Tabii belki de şunu söylemek de yanlış olmaz. Hem Türkiye'nin belki de dünyanın da konum olarak en güzel stadyumlarından birisi Tüpraş Stadyumu. Bu anlamda ulaşım konusunda da yine birçok seçeneği de içerisinde barındıran bir stadyum. Ben bugün güzel havadan dolayı buraya Tüpraş Stadyumu'na vapurla gelmeyi tercih ettim ama futbol sever için de yine ilerleyen saatlerde buraya gelecek olan futbol severler için hem denizden hem de karadan da birçok ulaşım seçeneği olduğunu söylemekte yanlış olmaz. Beşiktaş'ta köy içinde çarşıda erken bir saat olmasına rağmen derbiye yaklaşık 6 saatlik bir süre olmasına rağmen şu an için maçın heyecanını da hissetmek fazlasıyla mümkün. Buraya gelirken Beşiktaş'ta futbol severleri gördüm. Oldukça heyecanlı bir şekilde bu akşamki dev derbi bekliyor Beşiktaş taraftarları da. Hem stadyumda hem de stadyum dışında yine siyah beyaz taraftarların bazı hazırlıkları olduğunu da aktaralım. Bu akşam Tüpraş Stadyumunda derbi öncesinde siyah beyazlı taraftarlar bir koreografi hazırlığı içerisindeler. Kuzey tribününde bugün Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş taraftarı bir koreografi gerçekleştirecek. Stadyum dışında da yine ağaçlı yol dediğimiz noktada Beşiktaş taraftarı saat 17 itibariyle meşalelerle beraber Tüpraş Stadyumuna yürüyecek. Bugün stadyum içinde ve stadyum dışında siyah beyazlı taraftarların tam bir görsel şölen hedeflediğini de aktaralım. Tabii ki buna ek olarak yine aktarmamız gereken noktalardan birisi zemin konusu. En çok merak edilen konu belki de bu akşama dair. Son haftalarda Trendyol Süper Lig'deki birçok stadyumda tartışma konusu olmuştu stadyum zeminleri. Tüpraş Stadyumunda hafta içerisinde Ceyda Konyaspor mücadelesinde yayıncı olduğumuz için zemini biraz daha yakından inceleme şansımız olmuştu ve bugünkü maç öncesinde de son olarak yine siyah beyazlı kulüp yetkililerine zeminin son durumunu sorduğumuzda Tüpraş Stadyumu'nun zemininde herhangi bir problem olmadığını ve Tüpraş Stadyumu'nun bu akşamki dev derbiye hazır olduğunu aktardılar. Trafik konusu tabii ki konum gereği yine Beşiktaş'ta araç yoğunluğunun İstanbul'da Beşiktaş araç yoğunluğunun en çok olduğu konumlardan birisi ama son yaklaşık bir aydır burada Beşiktaş Stadyumu'nda maç günleri uygulanan farklı bir uygulama var. Bunu da aktarmak gerekiyor olabilir çünkü uzun senelerdir yaklaşık 3 ila 4 senedir burada maç günleri Tüpraş Stadyumunda tünel trafiğe kapanıyordu. Fakat son 1-1,5 aydır Ceyda trafiğe kapatılmadığını ve trafiğin iki yönlü olarak tünel yönünde yine ilerlediğini aktaralım. Bu da buradaki trafiğin durumunu etkileyebilecek önemli noktalardan birisi. Son olarak konuk ekip Galatasaray taraftarından bahsetmek gerekirse 1914 Sarı Kırmızı taraftarının da bu akşam Tüpraş Stadyumundaki mücadeleyi tribünlerden takip edeceğini aktaralım. Şu an için hem stadyum çevresinde hem Beşiktaş'ta erken bir saat olmasına rağmen maçın heyecanını hissetmek fazlasıyla mümkün. Biz yine ilerleyen saatlerde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş Galatasaray derbisi için tüm gelişmeleri, tüm heyecanı konuklarımızla beraber Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz deyip şimdi tekrardan sana bırakayım Ceyda. Evet, Furkan Yıldız'a kolay gelsin diyelim. Hemen ev sahibi takımın kamp yaptığı noktaya, Ümraniye'ye kameramızı çevirelim. Nevzat Demir tesislerinde Engin Can Çelik bizi bekliyor. Engin Can. Ceyda, teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir testlerinden mutlu günler, iyi yayınlar dilerim. Dün akşam saatlerinde son taktik antrenmanını gerçekleştiren Beşiktaş Kulübü şu dakika itibariyle de öğlen yemeğine geçirdi ve öğlen yemeğinin ardından da son
toplantı, maç toplantısı yapılacağını ifade edelim. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasından 2-0'lık skorla dönmüştü Beşiktaş. Kalesinde ligde son 4 maçta kalesini gole kapatmıştı. 4 maçtır da namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Hafta içi mesaisinde de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Tümosan Konyaspor'u 2-0'lık skorla galip etmişti ve son 4'e adını yazdırmıştı. Perşembe günü derbi mesaisi başlamıştı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş perşembe günü basın toplantısı düzenlemişti antrenmandan önce. O basın toplantısında da derbi maçımının mutlak 3 puan almak gerektiğini ve önemini bahsetmişti. Cuma günde bir taraftar ziyareti olmuştu Beşiktaş Nevzat Demir tesisinde. Yaklaşık 150-200 kişilik bir grup antrenman öncesi takımına destek vermek adına ikramlarda bulunmuştu ve şu an içinde tesis çevresinde yavaş yavaş taraftarların geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Beşiktaş'ta eksik oyuncular var. Kimdi onlar? Sakatlıkları devam eden Amir Hacı Ahmetoviç, Tayfun Birgöl ve Alex Oxlade-Chamberlain yanı sıra geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasında Gerson Fernandes ve Bahtiyar Zaynettin Umut sarı kart cezasından ötürü bugünkü maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş peki nasıl bir muhtemel 11 ile sahada olacak? Muhtemel 11'i de paylaşalım. Kalede Mert Günok, savunmanın sağında Onur, sol tarafında Artur Masuaku, stoper ikilisi ise Necip Uysal ve Omer Koli oynayacak. Orta sahada El Musrati ve Amarty, sağ kanatta Raşit'se, sol kanatta Cenk, 10 numara bölgesinde Ernst Muçi, forvette ise Semih Kılıçsoy'un oynamasını bekliyoruz. Burada Salih Uçan'a bir parantez açacak olursak, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmıştı ve bugünkü son toplantıda Fernando Santos'un Salih Uçan'dan bilgi alacağı ve bu doğrultuda maç kadrosunu alıp alınmayacağı da belirtelim. Biz gün boyu buradaki gelişmeleri, Nevzat Demirtes'teki gelişmeleri kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'de yansıyanları aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Ve saatler 16.45'i gösterdiğinde de A-Spor ekranlarında Beşiktaş takımının çıkış görüntülerini canlı bir şekilde yayınlayacağımızı ifade edelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can Çelik'e de kolay gelsin diyelim ve hemen kameramızı şimdi Florya'ya çevirelim. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor Florya'da, Metin Oktay tesislerinde. Galatasaray'da derbi öncesi yaşanan gelişmeler neler Emre? Sözü sana bırakalım. Ceyda, teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden biz de mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Galatasaraylı oyuncular yaklaşık bir saat önce tesislerde toplandılar. Dün son antrenman gerçekleşmişti. Herhangi bir kamp uygulaması yok. Evine ve otellerine gitmişti oyuncular ve sabah saatlerinde kahvaltıyla toplanıldı. Hemen eksiklerden bahsedelim. Bugün buraya gelmeyen isimlerden bahsedelim. Oriye'nin tedavisi devam ediyor. Hakim Ziyech tedavisini Hollanda'da devam ettirecek. O yüzden tesislere gelmedi ve Sergio Oliveira da bugün maç kadrosunda olmayacağı için yine Flora Metin Oktay tesislerinde yer almıyor. Dün son antrenman gerçekleşti dediğimiz gibi. Antrenman sonrasındaysa hemen tesislerin yakınında Florya'da yer alan bir restoranda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un organize ettiği bir yemek düzenlendi. Oyuncular için bir moral yemeği, bir derbi öncesi kenetlenme yemeği gerçekleşti. Ve derbi hazırlıkları böylelikle tamamlandı. Dünkü antrenmandan yansıyan notlara devam edecek olursak, Wilfried Saha'nın bileğinde bir ağrı var. Dün antrenmanda takımla birlikte yer almadı. Bugün durumuna karar verilecek. Tesislere geldi. Sağlık heyeti, sağlık ekibi kendisiyle ilgili tetkikleri yapacak ve Okan Buruk bu doğrultuda kararını verecek. Yanı sıra Abdülkerim Bardakçı'nın kasığında bir ağrı var. Onun da bugün maç kadrosunda olmasını bekliyoruz ama ilk 11'de değil, yedek kulübesinde karşılaşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Hemen muhtemel 11'den bahsedelim. Galatasaray derbide nasıl bir kadroyla sahada olacak? Hemen bunu paylaşmaya çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak sarı kırmızılılarda. Savunmanın sağında Kaan Ayhan, stoper ikilisinde Davinson Sanchez ve Victor Nelson. Solda Derik Köhn, orta sahanın merkezinde Torreira ve Kerem Demirbay, onların önünde 10 numara pozisyonunda Dries Mertens. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11. Galatasaray adına bugün sahada olmasını beklediğimiz kadro. Icardi'ye bir parantez açmak gerekirse, Türkiye'ye geldiğinden beri 3 Beşiktaş derbisine çıktı, 5 gol kaydetti. Hafta içerisinde Karagümrük maçı öncesinde o da darbeye bağlı bir ağrı hissetmiş ve maç kadrosunda yer almamıştı. Karagümrük maçının ertesi günündeki antrenmanda da yer almadı ama dün son çalışmada takımla birlikteydi. Taktik antrenmanda ilk 11'deki yerini aldı ve bugün de sahada olacak sarı kırmızılılar adına. Kısa bir süre sonra öğle yemeği yenecek tesislerde. Saat 16.45 itibariyle Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na doğru yola çıkacak. Şu an itibariyle İçeride bir kadın futbol mücadelesi var. Onun yoğunluğu var tesiste giriş çıkış anlamında. Ekrana belki yansıyordur. Tesis çevresinde de taraftarlar yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Takımın çıkış saatine yakın
anlarda daha yoğun, daha coşkulu taraftar görüntülerinde aktaracağımızı tahmin ediyorum diyelim. 16.45'te takım buradan ayrılacak. Biz de gün boyunca buradan yansıyanları paylaşmayı sürdüreceğiz. Sözü tekrar size bırakalım Ceyda. Evet, Emre Kaplan'a da kolay gelsin diyelim. Sahadaki tüm ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Dev derbi öncesi.